Merhaba, Moodle sınıf listesi veya Moodle sınıf albümü programının video kullanım kılavuzu videosuna hoş geldiniz. Bu programı kullanabilmek için bilgisayarınızda Java kurulu olması gerekiyor. Versiyon olarak 1.8 veya daha üst versiyon bulunmalı. Java 1.8. versiyon bazen 8. versiyon olarak da bilinir. Dolayısıyla Java 8 ve üstü e, bilgisayarınızda kurulu bulunması gerekiyor. E, bilgisayarınızda Java olup olmadığını java.com adresine giderek kontrol edebilirsiniz. E, burada bilgisayarınızda Java var mı, yüklü mü, değil mi, yüklüyse hangi versiyon yüklü bunları bu siteden öğrenebilirsiniz. E, Moodle sınıf albümü programını indirebilmek için e, web sitesi adresi, e, gördüğünüz üzere burada yazılı. E, bu web sitesine gittiğinizde zip dosyasına tıklayarak e, Zip dosyasını masa üstüne e, kaydediyorum. Ben örnek olarak e, Zip dosyasını indirebilirsiniz. E, indirdikten sonra bu dosyayı içindekileri açıp yine istediğiniz bir yere e, kopyalayabilirsiniz. Programın kurulumu bu kadar. Ayrıca kurulum adımlarına ihtiyaç duymuyor. Zip dosyasının içindekileri çıkardıktan sonra zip dosyasını da gerekirse silebiliriz. Bu klasörü bilgisayarınızda istediğiniz yere kopyalayıp oradan programı çalıştırabilirsiniz. Zip dosyasının içinde neler bulunuyor? Öncelikle jar uzantılı programımız. E, programa ait bir logo, e, programın ihtiyaç duyduğu kütüphaneler e, lib isimli bir klasör içinde bulunmakta. E, programın kaynak kodlarının tamamı da yine e, src isimli bir klasörde bulunuyor. E, geliştirici arkadaşlar için programın kodları da e, mevcut. E, eğer program geliştirmeyle ilgilenmiyorsanız bu klasörü silerek yer kazanmanız da mümkün. Bunun dışında bir de Windows işletim sisteminde programımızı çalıştırabilmek için bir küçük run.bat isimli bir komut dosyamızda mevcut. Bunlar zip dosyamızın içeriği. Programımızı nasıl çalıştırabiliriz? Çoğu işletim sisteminde jar dosyasına çift tıklamanız yeterli olacaktır. Windows işletim sisteminde çalışıyorsanız Run dosyasına çift tıklayarak da bu programı çalıştırabiliriz. Bu arada belki bazı izinleri işletim sisteminizden açmanız gerekebilir veya bir komut satırı, bir terminal penceresi açarak Java -jar programımızın ismi, jar dosyasının ismini yazıp Enter'a basarak da programımızı çalıştırabiliriz. Benim tavsiye ettiğim yöntem eğer Windows işletim sistemindeyseniz Run'a çift tıklayarak çalıştırabilirsiniz. Ben yine komut satırından çalıştıracağım. Evet programımız çalıştı. Komut satırı penceresini küçültebiliriz. Programımızın ana penceresi görüldüğü şekilde. Bu pencere, bu boyutu ayarlanabilir, daha da genişletilebilir ihtiyaç duyulduğunda. Üst kısımda Moodle sunucumuzun adresini yazacağımız bir satır, Moodle kullanıcı adı ve şifremizi yazacağımız satırlar, metin kutuları bulunmakta. Orta kısımda derslerimizin listesini göreceğiz. İlk açılışta bazı bilgiler, programın versiyonu, yazarı e, ve e, en sonunda sınıf listemizi kaydedebileceğimiz resim formatları da yine açılış penceresinde bulunuyor. E, bu sizin Java versiyonunuzun desteklediği resim formatlarını e, pencerede ilk açılışta göreceksiniz. E, en son olarak e, resimlerimizi kaydederken bu formatlardan tercih ettiğiniz bir tanesini kullanabilirsiniz. Bunlar penceremizin genel görünümü. Bir demo olarak tipik olarak biz Moodle ev sayfamızı, Moodle sunucumuzun ana sayfasını, kullanıcı bilgilerimizi yazıp eğer hoca isek verdiğimiz dersler, öğrenci isek aldığımız dersler bunları sunucudan getirmesini isteyeceğiz. Derslerimizden bir tanesini seçip buradaki öğrenciler için bir Resim albümü oluşturup daha sonra bunu e, bu formatlardan herhangi birinde tercih ettiğimiz birinde e, kaydedebileceğiz. Temel kullanım bu şekilde. E, örnek olarak e, Nazarbayev Üniversitesi'nin Moodle sunucusuna e, bağlanabiliriz. E, bu sunucunun adresini yazıyorum şu anda. Moodle.nu.edu.kz Burada ben hoca olarak bulunuyorum, kullanıcı bilgilerimi giriyorum ve verdiğim derslerin getirilmesi için tuşa basıyorum. Herhalde kullanıcı adımı yanlış yazdım. Tekrar deniyorum. Evet, şifrede bir hata yapmışım. Evet, şifremizi de girdikten sonra bunlar benim üniversitede şimdiye kadar verdiğim dersler. Örnek olarak bunlardan bir tanesi, kaç adet öğrencim var bu derste diye sorabiliyorum programa. Bu derste 40 adet öğrenci varmış. Nazarbay Üniversitesi Moodle'ın 3.5. versiyonunu kullanıyor. Bir örnek daha konuda gösterebilirim. Benim kendi Moodle sunucumda bulunmakta. Bu sunucu üzerinde de gördüğünüz gibi dört tane örnek ders var. Bu sunucuya da bağlanabiliriz. Bu sunucunun ev sayfasını giriyorum. Buradaki kullanıcı adım ve şifremi giriyorum. Ve burada verdiğim derslerin listesini görmek için tuşa basıyorum. Moodle sunucusunun ne kadar dolu olduğu o anda ile alakalı olarak bu veri çekme işlemi bir süre bir alabilir. Buradan bir örnek ders seçtim. Bu derste kayıtlı kaç öğrenci var? Bunu sorguluyorum. 48 adet öğrenci var. Şimdi bu öğrencilere ait sınıf listesini oluşturabiliriz. Bunun için Create Album tuşuna basıyorum. Burada öğrencilerin bilgileri şu anda muda sunucuundan çekiliyor. Profil resimleri, isimler ve öğrenci numaraları. Daha sonra bunlar bir albüm olarak karşımıza çıkıyor. Burada albüm oluştururken biz aslında bazı seçenekler var. Sol alt köşede gördüğünüz. Örneğin kaç sütun? Bu tablomuzda kaç sütun bulunması? biz belirleyebiliriz. 8 olarak ilk açılışta 8 seçili durumdaydı. O yüzden öğrenciler 8 sütuna yerleştirildi. Kaç satır tutacağı öğrenci sayısına bakarak hesaplanıyor program tarafından. Burada öğrencileri biz isimlerine göre sıralayabiliriz. Gördüğünüz üzere yine isimler tam isimler seçili durumdaymış alfabetik sırada, artan alfabetik sırada. Eğer istersek öğrenci numaralarına göre de sıralama yapabiliriz. Tekrar seçeneği değiştirip albümü tekrar oluşturuyorum. Yine her öğrencinin resimleri, isim ve öğrenci numarası bilgileri sunucudan çekiliyor şu anda. Öğrenci sayısına göre bu işlem uzun sürebilir. Şu anda öğrencilerimizi çektik ve sıralamasını öğrenci numarasına göre artan öğrenci numarası sırasında yaptık. Dolayısıyla isim veya öğrenci numarasına göre artan sırada listemizi oluşturabiliriz. Öğrenci numaralarını eğer istersek listemize katmayabiliriz. Tekrar oluştur düğmesine basıyorum. Yeniden öğrenci bilgileri çekiliyor. Bu sefer listemizde öğrenci numaraları bulunmuyor, sadece resimler ve isimler bulunuyor. Bunun dışında başka neler yapabiliriz? Sütun sayımızı değiştirebiliriz, örneğin 10 sütunluk. Ayrıca her bir satır arasında şu anda 5 piksellik bir boşluk bulunmakta. Bunu artırabiliriz. Örneğin 10 piksele çıkardık. Ayrıca resimler ile metinlerin arasında şu anda 3 piksellik bir boşluk var. Ayrıca eğer iki satır yazı bulunduğunda öğrenci numarası ve öğrenci ismi, bu iki satır yazının arasında da yine e, metin boşluğu olarak 3 piksellik bir boşluk var. Dilersek bunu da artırabiliriz. Örneğin ben tekrar öğrenci numaralarını da ekleyip e, isimlere göre sıralayıp tekrar bir albüm oluşturuyorum. Evet yine bu işlem bir miktar sürebilir. Şu anda albümümüzün son hali burada. Belirlediğimiz boşluklar, belirlediğimiz sütun sayısına göre hazırlanmış durumda. Son olarak eğer memnun kalmazsak albüm penceresini de büyütüp küçültebiliyoruz. E, bu şekilde de satırlar ve sütunlar arası boşlukları ayarlayıp e, memnun kaldığımız bir hale getirebiliyoruz. Son olarak programımızın bize sağladığı bir yetenek e, en son belirlediğimiz albümü bir resim olarak bilgisayarımıza kaydetmek. E, bunun için iki önemli notumuz var. Birincisi e, doğrudan programı açıp bir ders seçip, Albümü kaydet tuşuna basamıyoruz. Önce mutlaka albümü yaratmamız gerekiyor. Bir albüm yaratılmalı ve bir pencere içinde biz boşluklarını belirleyip pencere haline getirmeliyiz. Daha sonra kaydedebiliriz. Çünkü kaydetme işlemi pencerenin içindeki görünen resmi aslında kaydediyor. Dolayısıyla mutlaka önce yaratılmalı albüm daha sonra kaydedilmeli. Birden fazla albüm yarattıysanız bizim örneğimizdeki gibi en son penceremiz en güncel penceredir ve kaydedilecek olan odur. Evet son olarak albümü kaydet butonuna basıyoruz. Burada bir dosya ismi seçebiliriz. Örneğin intergalactic relations. Dosya adının uzantısı olarak. İlk açılışta penceremizde bize gösterilmiş olan uzantılardan birini seçebiliriz. O uzantılar ve o dosya formatları Java versiyonunuz tarafından desteklenmektedir. Benim kişisel tavsiyem PNG formatı. Bu format hem kompakt bir format hem de kaliteli bir format. Bu formatta masa üstüne albümümüzü kaydedebiliyoruz. Gördüğünüz üzere albümümüz bir resim olarak kaydedildi. Artık bunu printerdan bastırabiliriz ya da raporlarımıza dosyalarımıza ekleyebiliriz. Programın çıkışı ise sağ üst köşedeki kapat butonuna basarak sağlanmaktadır. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler.